ABD Senatosu'nda onaylanan 740 milyar dolarlık 2021 savunma bütçesi Trump'ın veto yetkisini aşarak yasalaştı. Pakistan'la Çin yönetimleri tarafından ortaklaşa üretilen 14 adet savaş uçağı Pakistan Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı, Körfez Hava Kuvvetleri ile ortak tatbikatlar görmemiz çok uzun sürmeyecek dedi. Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Libya'da Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya geldi. Lockheed Martin şirketi 2020 yılı içerisinde 123 adet F-35 savaş uçağı teslim ettiklerini duyurdu. Dünya genelinde 26 askeri üs ve gemide bulunan F-35 savaş uçağının sayısı 600'ü geçti. İsrailli savunma sanayi firması Rafael, kapalı alanlardaki çatışmalarda kullanılmak üzere yapay zekalı drone geliştirdi. Danimarka Savunma Bakanlığı, ABD'li savunma firması General Dynamics ile 52.1 milyon dolarlık 4x4 zırhlı karakol aracı anlaşması imzaladı. Alman hükümeti 2020 yılında aralarında Yemen ve Libya gibi çatışmaların olduğu ülkelere ya da bu çatışmalara taraf olan ülkelere 1 milyar eurodan fazla silah ihracatına onay verdi. ABD ve İsrail Savunma Bakanlıkları aralarında yapılan anlaşma kapsamında İsrail 2 adet demir kubbe hava savunma sisteminin ABD'ye teslimatını tamamladı. Pentagon, Lockheed Martin şirketinin ürettiği F-35'in seri üretiminin teknik nedenlerden dolayı süresiz olarak askıya alındığını duyurdu. ABD'li robot şirketi Boston Dynamics, ürettiği insansız robot Atlas ve robot köpeği Spot'ın dans ettiği bir video yayınladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Mısır'a toplam değeri 4 milyar 859 milyon 500 bin doları bulan askeri satışa onay verdi.